Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. Afrin operasyonu sahada fiilen başlamıştır. Bugün de şehit verebileceğimiz tehdidiyle bizi istiklal ve istikbal mücadelemizden geri çekilmeye, başımıza gelecekleri kabullenmeye razı edebileceklerini düşünenler varsa onlara yanıldıklarını göstermek boynumuzun borcudur. Terör örgütlerinin saldırılarıyla, darbelerle, ekonomik tuzaklarla bizi içeriden çökertemeyenlerin sınırlarımız dışından ülkemizi kuşatma heveslerini de Allah'ın yardımıyla kursaklarında bırakacağız. Suriye'de kendilerince bir oyun kurgulayanlar terör örgütünün adını değiştirerek kurnazlık yaptıklarını sanıyorlar. Bizim gözümüzde adı ne olursa olsun teröristlerden müteşekkil her türlü organizasyonun adı terör örgütüdür. Yok Suriye demokratik güçleriymiş, yok sınır ordusuymuş, yok sınır muhafızlarıymış, yok iç güvenlik oluşumuymuş. Siz kimi kandırıyorsunuz ya? Bu örgütün adı PKK'dır. Bu örgütün adı PYD'dir. Bu örgütün adı YPG'dir. Hani Amerika'nın da Avrupa Birliği'nin de terör örgütleri listesinde olan PKK var ya, Suriye'de iş tuttukları örgüt işte onun ta kendisidir. Böyle olduğunu kendileri de çok iyi bildikleri halde bizi ve tüm dünyayı kandırmak için adeta 40 takla atıyorlar. Bunu yaparken de sürekli kendileriyle tenakuza düşüyorlar. Biri diyor ki ordu kuracağız. Öteki bizim asla böyle bir amacımız yok. Bu şekilde söze başlıyor. Bir başkası da sınır muhafızları oluşturacağız diye bir laf ediyor. Daha bunun mürekkebi kurumadan iç güvenlik oluşumu diye bir şey çıkıyor ortaya. Ya bunların birbirlerinden haberi yok. Ya da birinin söylediği yalanı öteki duymadığı için her biri başka telden çalıyor. Üstelik bir de bu girişimlerimiz Türkiye'yi hedef almıyor diyerek güya üste çıkıyorlar. Her ne olursa olsun artık onların ne dedikleri bizi hiç ilgilendirmiyor. Çünkü biz sahada ne olup bitiyor sadece ona bakıyoruz. Geldik ve geliyoruz. Sahaya son birkaç yılda 4.900 tır ve 2.000 uçak dolusu silah, mühimmat, araç gereç yığdılar mı? Yığdılar. Biz bunların hepsini tespit ettik. Hala bu silahların bir kısmını ülkemizdeki teröristlerin üzerlerinde yakalamaya başladık mı? Başladık. Öyleyse bunun daha konuşulacak neyi kaldı? Okyanus ötesinden buraya bakıldığında eğer Türkiye'nin bütün bunları kabul edip eli böğründe oturacağını sananlar varsa ne bu ülkeyi ne bu milleti hiç tanımamış demektir. Galiba onların aklına Türk deyince sadece kucaklarında besleyip büyüttükleri FETÖ'cüler ve bu ihanet şebekesinin karaktersiz, omurgasız, her türlü kullanıma elverişli elemanları geliyor. Yine bunların aklına galiba bölgede çalışılacak ortak deyince de sadece parayı verenin tepe tepe kullanabildiği bir kiralık katiller ordusundan ibaret olan PKK'lılar geliyor. Ama merak etmeyin, öğrenecekler. Terör örgütlerine güvenmenin ne kadar yanlış olduğunu öğrenecekler. Bu bölgede Türkiye'den başka çalışılabilecek müttefik bulamayacaklarını öğrenecekler. Nasıl Cerablus, Elbap hattında yaptığımız operasyonla terör koridoruna bir hançer sapladıysak, şimdi de batıdan başlayarak kademe kademe bu koridoru da yerle yeksan edeceğiz.